Selam arkadaşlar. Bugün yine güzel bir örgü modeliyle sizlerin karşınızdayım. Kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Yorum ve beğeninizi de bekliyorum. Evet, bugünkü öreceğimiz model çok kolay ve çok güzel bir örgü modeli. İpim bonbon klasik. Tığımda 3 milim tığ kullanacağım. Hemen örgümüze başlayalım. Öncelikle zincirimizi çekerek başlayacağız. Bu şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 tane zincirim olana kadar çekmeye devam edeceğim. 30 tane zincirimi çektim. Modelimiz 5 artık ve katları olmak üzere 5-5 olarak sayacaksınız. Yapacağınız projeye göre zincir sayınızı artıracaksınız. Şimdi 30 tane zincirimi çektikten sonra dönüş için bakın buradan tutuyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. İpimi alıyorum. Bakın ipimi aldım. Hemen 1, 2, 3'üncüye 3 ilmeği birden çekiyorum. İpimi aldım. Yanındaki ilmeğe batarak bir defa da çekiyorum. Yarım trabzan yapıyoruz. Bakın ipimi aldım. Bir defa da çektim. İpimi aldım. Yanındaki ilmeğe battım. Bir defa da çektim. Bütün bu zincirlerimizi bu şekilde bir sıramızı örelim. İkinci sırayı birlikte devam edeceğiz. Evet, ipimi aldım. Son ilmeğime de zincirimin içine batarak bir kere de çektim ve bir sıra yarım trabzanlarımızı başlangıçta örmüş olduk. Şimdi dönüşte 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Ve bu şekilde bakın dönüyoruz. 1, 2 defa bu şekilde tığıma doladım ipimi. Bakın tekrar gösteriyorum. 2 defa doladım. Hemen en baştaki şu gördüğünüz ilmeğin içine batarak 1, 2, 3 defa da çektim. Tekrar 2 defa doluyorum. Hemen bakın şu yanındakine batarak 1, 2, 3 defa da çektim. Tekrar 2 kere doluyorum. Yanındakine 1, 2, 3 defa da çektim. Üçlü trabzan yaptım. 2 defa tığıma ipimi doladım. 3 defa da çektim. Şimdi burada ipimizi alıyoruz. Bakın. Şurada başta çektiğimiz 3 tane zincirimiz vardı. İpimizi alıyoruz. Bu şekilde fıstık yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ipime doladım. Bakın hiçbir işlem yapmadan yanındaki buraya en son battığımız yer yanındakine batarak ilmek çıkartıp hepsini birlikte çekiyoruz. Şimdi burada bakın hemen ip almadan yanındaki ilmeğe İlmeğimi çıkarıp zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bakın dediğim gibi örgümüz gerçekten çok kolay. Şimdi burada 2 defa doluyorum. Hiç zincir atlamıyoruz, ilmek atlamıyoruz. Hemen yanındakine 1, 2, 3 defa da çekiyorum. 2 defa doluyorum. Yanındaki ilmeğe 1, 2, 3 defa da çektim. 2 oldu. Bakın 2 defa doladım. Tekrar yanındakine batıyorum. 1, 2, 3 defa da çektim. Bu bizim zincirimiz. Bunu saymıyoruz. Tekrar ipimi aldım. Bakın bu şekilde. Şu zinciri bırakıyoruz. Buna dokunmuyoruz. Aradaki zincire yaptığımız 3 trabzanın hemen son trabzanın yanından 1, 2, 3, 4,
5 ve 6. Altılı yine fıstığı yaptım. Bakın, hiç burada dokunmadan hemen yanındaki ilmeğe batıp ilmek çıkarıp o ilmekle birlikte hepsini bakın kapatıyorum. Gördüğünüz gibi. Tekrar yanındaki ilmekten ilmek çıkarıp 1 2 3 yine ipime 2 defa doluyorum. Bir tane daha yapalım. Bakın 1 2 3 defa da çektim. 2 kere doladım. 1 2 3 defa da çektim. 2 kere doladım. 3.'ü yapıyorum şu anda. 1 2 3. Çektiğimiz zincirle 4 gözüküyor. Bakın bunu gözden kaçırmayalım. Şimdi ipimi aldım. Bakın yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6. Hemen yanındaki ilmekten ilmeğimi çıkarıyorum. Hepsini birden kapatıyorum. Tekrar yanındaki yerden ilmek alıp 1 2 3 defa da çekiyorum. Bu sıramızı böyle sona doğru devam ettirelim. Evet, sonuncu fıstığı da yaptım. Gördüğünüz gibi şimdi burada ilmeklerimizi çekerek 1 2 3 defa da çektiğim zincirimi çektim ve bu şekilde sıramı tamamladım. Dönüşümüzü 1 2 zincir çekerek bakın hemen en baştaki ilmeğe yine aynı şekilde ipimizi alarak bu şekilde bir defa da çekiyorum. Şimdi şurada gördüğünüz bakın 1 2 3 tane V gözüküyor. Bunlara aynı şekilde bir defa da çekeceğiz. Bakın hiç ilmek atlamıyoruz burada. Dört tane yaptım. Bakın görüyorsunuz. Evet. Şimdi bu boşluğa bakın ip alarak yine yarım trabzanımı örüyorum. Eğer burada arttırma veya eksiltme yaparsanız model bozulur. İpimi aldım. Bakın görüyorsunuz. Tekrar yapalım. 1 2 ipimi aldım. 3 ve 4. Fıstıkların tepesine 4 tane yarım trabzan. İpimi aldım. Şu boşluğa da bir tane. İpimi aldım. Bakın. 1 yerleri belli. 2 3 ve 4. Bir tane de boşluğa 5. Böyle ikinci sıramızda da fıstıklarımızın üzerine bir sıra yarım trabzanlara gidelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın burada da son zincirin içine bir tane yarım trabzan yapıp 1, 2, 3 tane zincir çekip örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi burada yine 2 defa dolayıp en başta yaptığımızı yine tekrar edeceğiz. Bakın 1, 2, 3 defa da çektim. 2 defa doladım. 1, 2, 3. 2 defa doladım. 1, 2, 3. Bakın yine 3 tane trabzanım oldu. Burada gördüğünüz gibi çektiğim zincirin boşluğuna fıstık yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 taneye yaptıktan sonra bakın hemen buradan ilmek çıkarıp hepsini topluyorum bu şekilde. Tekrardan yanındaki bakın şu zinciri takip edin. Tam tepesine denk geldi. Sayılar aynı olunca bakın hemen tepesinden ilmeğimi çıkarıyorum. 1 2 3 defa da çekiyorum. Gördüğünüz gibi aynı sıraya denk geldi. Bir tane daha yapacağız birlikte. Hemen yanından devam ediyorum. 1 2 3.
İki defa doladım. Bir, iki, üç. İki defa doladım. Bir, iki, üç. Zincirle beraber bakın dört oldu. Şimdi ipimi aldım. Bu zinciri burada bırakıyorum. Hemen boşluğundan. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Hemen yanındaki ilmeğe batarak şöyle birlikte topluyorum. Tekrar yanındaki ilmeğe batarak bir, iki, üç defa da kapatıyorum. Bakın çok da güzel ve çok da kolay. Bunu istediğiniz kadar büyütebilir, istediğiniz kadar da küçültebilirsiniz. Yapacağınız projeye bağlı. Evet, bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.